Bir Gün Tek Başına kitabı birinci sırada. Tuhaf zamanlardan geçiyoruz, doğru, haklısınız. Şimdi İçişleri Bakanı ile ilgili söylenmeyen şey kalmadı. En son Sezgin Baran Korkmaz'a sen git demedin mi, yurt dışına kaç demedin mi diye bir iddia ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kez Habertürk'teki programa katıldı. İşte 2 saatlik, 3 saatlik o programda anlatacaklarını anlattı. Sigortacılıktan bahsetti. Sigorta şirketinden söz etti. Şimdi sıra geldi o habere. Yeni bir şirket kurmuşlar oğluyla birlikte. 100 bin lira sermayeli yeni bir sigorta şirketi. Hayırlı olsun. Son videoda da gündemdeydi. Bu şirketin 57 kat büyüdüğünü iddia ediyor Sedat Peker. Bunu söylemişimdir. Çok arkadaşa çok hoşlarına gider. Okyazıcı'nın sigorta poliçesi kesmesidir hoşuma gider. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mafya lideri Sedat Peker'e cevap vermek için çıktığı canlı yayında bu ifadeleri kullanmıştı. Türkiye Soylu'nun sigorta şirketini o yayında öğrendi. Şimdi yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Oğlu Engin Levent Soylu ile birlikte kurduğu yeni şirketi. Ankara'dan Bora Erdin'in haberine göre şirketin sermayesi 100 bin lira olarak belirlendi. Faaliyet alanı içine internet üzerinden sigorta satışı da eklendi. Allah'ını severseniz ya, benim bir sigorta şirketim var. Ben sigortacılığı severim, biliyor musunuz? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Soylu'nun sigorta şirketine değinerek şirketin %5700 büyümüş, 57 kat büyümüş iddiasında bulunmuştu. Soylu'nun yeni şirketinin adı E-Sigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi. Şirket hisseleri Süleyman Soylu ve oğlu arasında eşit olarak bölündü. %50 ortak Engin Levent Soylu, bir yıllığına şirket yönetim kurulu başkanı seçildi. Odamda otururken Okyazıcı'nın, bunu söylemişimdir, çok arkadaşa çok hoşlarına gider. Okyazıcı'nın sigorta poliçesi kesmesidir hoşuma gider. Ufak bir yolsuzluktan söz edeceğim size. 70 milyon lira kadar Suriye'den ithal edilen arpa ve buğday buhar olmuş. AKP'li eski vekilin kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış. Şanlıurfa'da Toprak Mahsulleri ofisinde 70 milyon liralık bir yolsuzluk. Onun haberi. Suriye'den arpa ve buğday ithal edildi. Alınan ürünler Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarına girmedi. İddialara göre 70 milyonluk yolsuzluk yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek'in haberine göre konuya ilişkin dava süreci başlatıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Şanlıurfa Şube Müdür Yardımcısı ve AKP eski Şanlıurfa Milletvekili Mahsar Bağlı'nın kardeşi Abdurrahman Bağlı'nın da aralarında olduğu 10'u aşkın kişi 7 Nisan'da gözaltına alındı. Şüpheliler 4 gün gözaltında tutuldu. Bağlı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları ilk mahkemede tutuklandı. İddianameler tamamlandı. 10 kişi hakkında Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi aynı suçu işledikleri gerekçesiyle dava süreci başlattı. Abdurrahman Bağlı da 7 ihaleye fesat karıştırmaktan suçlanıyor. Yolsuzluk dosyasında birçok milletvekilinin isminin yer aldığı da iddialar arasında. Dava için gizlilik kararı çıkarıldı. Hızlıca devam edelim. Yine ufak tefek maaşlardan söz edeceğim. Hayır hasenata harcanan para. Birkaç farklı yerden para alan AKP'liler. Bahsedeyim efendim. Şimdi yine Deniz Yavuz Yılmaz araştırmış. CHP'li vekil bu kez Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın aylık gelirine bakmış. Birkaç farklı yerden 46 bin lira. Böyle bir ortamda 3-5 yerden maaş almalar. Hem kendini hem işi, bunlar toplumsal adalet hissiyatını çok etkiliyor. Aylık ortalama geliri 45.917 lira. Yani asgari ücretin 16 katı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olan Mehmet Emin Birpınar'ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı. Çıkaran ise yine çift ve daha çok maaşla AKP'lilerin izini süren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar. Kendisi bakan yardımcısı olarak aylık 27.917 lira maaş alıyor ve buna ilave olarak Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak genel kurul toplantı tutanağına göre aylık 18 bin lira huzur hakkı alıyor.
Sadece Mehmet Emin Birpınar'ın değil 24. dönem AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in de makam koltukları çoğaldı. Vatandaşımızın ekonomik krizin altında ezilirken, huzuru kaçarken AK Partili bürokratlar huzur hakkı almaya, zenginleşmeye, lüks içinde yaşamaya devam ediyor. Kızılay'ın Kartal'daki hastanesine başhekim olan eski AKP'li vekilin bir görevi daha oldu. Yetiş, Kızılay'ın Sağlık AŞ isimli şirketinde de genel müdür. İş arayan bulamayan ya da iş aramaktan vazgeçen gençlerimiz var. Böyle bir ortamda 3-5 yerden maaş almalar hem kendini hem işi bunlar toplumsal adalet hissiyatını çok etkiliyor. Bir Gün gazetesinin haberine göre Kızılay yöneticilerinin maaşları da oldukça yüksek. 2021 yılında Kızılay Genel Müdürü Muhammed Murtaza Yetiş'in maaşı %20 zamla 30.000 TL'ye yükseldiği belirlendi. Olayla ilgili Kızılay yetkililerinden bir açıklama gelmezken Yetiş'in eşi Sema Topuz Yetiş'in de Kızılay'da 3 farklı görevde bulunduğu ortaya çıktı. 3 yerden 5 yerden maaş almalar hem kendi hem eşinin 3-5 yerden maaş alması maalesef çok yaygın. Bakın benim sorumlu olduğum dönemde bana bağlı kurumlarda biz buna asla izin vermezdik. Sema Kopuz Yetiş, ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın üyesi. Oh oh huzur hakkı, ne huzurlu hayat, ne güzel hayat, bak keyfine. Yan gel de yat, lüküs hayat. Çok güzel müzikaldir. Huzuru nerede buluyorsunuz, doğada mı? Bazen bırakın beni doğaya, bırakın yürüyeceğim dediğiniz oluyor mu? Doğaya bırakılmış yılkı atlarının başına geleni de anlatayım hızlıca. Maalesef Konya'da, Karaman'da, Konya'nın Karaman bölgesinde daha doğrusu yılkı atlarından et ve sucuk yapıldığı iddiası. Konya'nın Karaman bölgesinin dağ eteklerinde bulunan yılkı atları. 2005'ten bu zamana sayıları 1000'e yaklaştı. Ekili arazilere zarar verdikleri gerekçesiyle toplatıldı. Kırgızlı bir firmaya ihaleyle satıldı. Ancak iddialara göre atlar hem işkenceye maruz kalıyor hem de et ve sucuk yapılıyor. Atlar tel örgüyle çevrili bir alanda toplanıyor. Günlerce aç ve susuz bırakılıyor. Yakalanan atların ayakları bağlanıyor ve dağlarda süründürülerek eziyet ediliyor. Olayların şahidi bölge halkı, iddiaların sahibi de Konya Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli. Sürmeli, hangi kuruma sorduysam kimse atlarla ilgili bir yetki vermemiş dedi. Israrla bu atların yılkı atı olmadığını, vatandaşın terk ettiği atlar olduğunu, doğada çoğaldıklarını, sayılarının da çok fazla olduğunu ama kendilerinin gidip Kırgızların ve bu şirketin sahibinin Ankara'daki doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden aldığı için buraya toplandıklarını yüzer yüzer çiplendiklerini söyledi. Çiplenen atlar yüzer yüzer tırlara yüklenmiş, Kayseri'ye gitmiş. Kayseri'den bir kısmı sahiplenip bir kısmı yurt dışına gitmiş. Bu olay son derece enteresan. Hiçbir kurum üstüne almıyor. Herkes Orman 8. Bölge Müdürlüğü de dahil diyorlar ki biz böyle bir izin vermedik. Sorular yanıtsız. Atların akıbeti belli değil. Peki bunlar Kayseri'ye su, pastırma ve sucuk olmak için mi gittiler? Yurt dışına da bu kadar yara bere içinde perişan vaziyetteki bu atları kimler alıyor? Son haber olarak da Marmara'nın salyasını, müsilajı göstereceğiz efendim size. Görüntüler Marmara'dan. Hızlandırılmış bu video müsilaj felaketinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.